scenario. Couple of girls fly into town looking for a fun weekend in NYC when they meet two handsome international businessmen. Just back from a lucrative trip to Japan. Sample dialogue. You have a wheelie bag? Why, I have a wheelie bag. You've got to be kidding me. False. Sidebar, tuck in your shirt. You look sketchy. I'm sketchy? Trust me, it's going to be legendary. Don't say legendary, okay? You're too liberal with the word legendary. We're building an igloo in Central Park. It's going to be legendary. Snowsuit up! Handsome international businessman. Just back from a lucrative trip to Japan. Lucrative, karlı veyahut da kazançlı anlamına gelen lucrative genellikle ekonomik veyahut da ticari konularda kullanılır. Karakterimiz Barney bize bu sahnede "Just back from a lucrative trip to Japan" diyerek kendilerinin daha Japonya'da karlı bir iş gezisine yeni geldiklerinden, yeni döndüklerinden bahsetmektedir. This loophole they're using in our tax laws is actually legal. It's so simple and so lucrative. One corporate attorney said it's almost like the holy I have a wheelie bag. You've got to be kidding me. You have got to be kidding me. Benimle dalga geçiyor olmalısın. İngilizce'de en çok kullanılan kalıpların başında gelen you have got to be kidding me, gündelik konuşma dilinde you gotta be kidding me şeklinde kısaltılabilir. Yani you have got to yerine you gotta şeklinde de kısaltma yapılabilmektedir. You gotta be kidding me. You gotta be kidding me! False. Sidebar, tuck in your shirt. Tak, sıkıştırmak veya içine koymak anlamlarına gelebilir. Karakterimiz Barney bize bu sahnede "Tuck in your shirt" diyerek Ted'den gömleğini içine koymasını istemektedir. I'm gonna tuck you in. I love being tucked. Sidebar, tuck in your shirt. You look sketchy. I'm sketchy. Sketchy. Baştan sağma ve yarım yamalak anlamlarına gelebilen sketchy, insanlar için kullanıldığında paspal anlamı vermektedir. Yani karakterimiz Barney bize bu sahnede Ted'e "You look sketchy" diyerek Ted'in dağınık, paspal bir görüntüye sahip olduğundan bahsetmektedir. And they did exactly what you or I would do in the same situation. They said, "That guy looks sketchy. I was suspicious." Trust me, it's going to be legendary. Don't say legendary, okay? You're too liberal with the word legendary. Legendary. Efsanevi anlamına gelen legendary Barney Stinson karakterinin catchphrase'idir. Barney dizide harika, muhteşem olan durumlar için legendary kelimesini sıkça kullanmaktadır. Because after 2 a.m. is when things get, audience say it with me, legendary. This is an outrage. We are international businessmen on a very important international business trip. I demand you release us immediately. You demand? No. He does not demand. We have no demands. Sir, I'm going to have to ask you to remain calm. Okay, yeah, I'm calm. I'm totally calm. We've got footage of you placing 2 bags on JFK Carousel 3 and abandoning them to purchase a last-minute flight with cash. Those bags were your responsibility. They were your bags! Sir, please. Assessing the bag situation. This is an outrage. Outrage. Rezalet, hakaret ve zulüm gibi anlamları olabilen outrage, yasa dışı ve kanun dışı eylemleri belirtmek için kullanılabilir. Karakterimiz Barney bize bu sahnede "This is an outrage" diyerek içinde bulunduğu durumun bir yasa dışı eyleme dayandığını, polislerin kendilerini orada tutma hakkı olmadığını belirtmektedir. One of them, when they heard that we wanted to take this business away from the banks, they said this is an outrage. But the real outrage was letting these banks keep these subsidies. On a very important international business trip, I demand you release us immediately. You demand? No. He does not demand. We have no demand. Demand. Talep ve talep etmek anlamlarına gelen demand kelimesi want fiiliyle eş anlamlıdır. Ancak want fiili daha çok gündelik konuşma dilinde ve resmi olmayan ortamlarda kullanılabilirken demand want fiiline göre daha resmi, daha politik bir anlama sahiptir. So as a shareholder in Google, I demand that you ask me a question. Release. Bir şeyin piyasaya sunulması, gevşetmek ve salıvermek anlamlarına gelebilir. Genellikle alıkoyunan insanların kendilerinin serbest bırakılmasını talep etmek için kullandıkları bir terimdir.
Yani karakterimiz Barney bize bu sahnede "You release us immediately" cümlesiyle kendilerinin hemen salıverilmesini istemektedir. You could argue that the release of the Lord of the Rings films had helped. Immediately. Hemen, acilen ve derhal anlamlarına gelebilen immediately kelimesi İngilizce'de sıklıkla aciliyet belirtmek için kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. And so I could hardly believe what I'd seen. And I didn't immediately send a telegram to Louis Leakey. We've got footage of you placing two bags on JFK Carousel 3 and abandoning them. Footage. Birden fazla anlamı olabilen footage kelimesi sinema dilinde görüntü, video kaydı anlamlarına gelebilir. Yani bu sahnede polis memuru kendilerine "We've got a footage" diyerek ellerinde bir görüntünün olduğundan bahsetmektedir. Again, this is like kilometer scale type events, you know. This ice actually, here's some footage of the thing itself. We've got footage of you placing two bags on JFK Carousel 3 and abandoning them. Abandon. Bırakmak, terk etmek ve vazgeçmek anlamlarına gelebilir. Özellikle izlediğimiz denizcilik filmlerinde "abandon the ship", gemiyi terk edin kalıbıyla karşımıza sıklıkla çıkan bir kelimedir. Sir, please. We're assessing the bag situation. Assess. İncelemek, değer biçmek ve hesaplamak anlamlarına gelebilir. Situation ise hal veyahut da durum anlamına gelmektedir. Polis memuru bu sahnede "We are assessing the bag situation" diyerek içinde bulundukları çanta durumunu, yani valiz durumunu değerlendirdiklerini, incelemeye aldıklarına bahsetmektedir. And your senses are very much attuned to that environment, which is invaluable when you're trying to assess things. The aging demographics of the population. And it's a scary, scary situation. Truth is, my friend, he does this thing where he goes to airports with fake luggage to pick up girls. And we followed some here to Philadelphia. That's it. That's all this is. Nobody's that lame. Yes, he's that lame. Tell him you're that lame. We are international businessmen. Oh, come on! Sir, lower your voice, we'll restrain you. Dude, seriously, relax. We at least get to call our lawyer. Exactly. We have a lawyer? Truth is, my friend, he does this thing where he goes to airports with fake luggage to pick up girls. Pick up. Bir phrasal verb olan pick up, İngilizce'de onlarca anlama sahiptir. Yalnız akla gelen ilk anlamları toplamak, bir şeyin yerden alınması ve telefon açmaktır. Ancak insanlar için kullanıldığında pick up kelimesi bir sokak tabiri olan tavlamak anlamına gelmektedir. Ted bu sahnede "He goes to airports with fake luggage to pick up girls" diyerek Barney'nin havalimanına sahte balizlerle kız tavlamak için gittiğinden bahsetmektedir. What's up? What's up? What the? Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? Nobody's that lame. Yes, he's that lame. Tell him you're that lame. Lame. Birden fazla anlamı olabilen lame kelimesi bu sahnede karşımıza bir slang olarak çıkmaktadır. Lame, Türkçe'de karşılığıyla ezik anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra "nobody's that lame" diyerek polis memuru burada "kimse o kadar ezik değildir" demektedir. Burada diğer değinmemiz gereken konu ise "that" kelimesidir. İngilizce'de "that" şu anlamına gelse de yanına, arkasına bir sıfat aldığı zaman "that blah blah" dediğimiz zaman "o kadar blah blah" anlamına gelmektedir. Başka bir örnek vermek gerekirse, "Is he that perfect?" O gerçekten o kadar iyi mi? This is so lame, but what do you... Sir, lower your voice, we'll restrain you. Dude, seriously, relax. Restrain. Yine birden fazla anlama gelebilen restrain kelimesi genellikle akla alıkoymak anlamıyla gelmektedir. Bu sahnede "lower your voice or I will restrain you" diyen polis memuru Ted'e "sesini düşür, değilse seni alıkoyacağım, yani seni burada tutacağım" demektedir. Monarchies would be stronger. Our ability to restrain Iran's nuclear ambitions would be weaker. We at least get to call our lawyer. Exactly. Get to do something. İngilizce'de get to do something kalıbı informal olarak kullanılan bir yapıdır ve bir şeyi yapma fırsatına, şansına elde etmek, sahip olmak anlamına gelmektedir. Karakterimiz Ted bize bu sahnede "we at least get to call our lawyer" diyerek "en azından avukatımızı arayalım"
demektedir. Yani kendilerinin bu şansa, bu fırsata sahip olduğundan bahsetmektedir. We did, however, get to do something really awesome. We flew over to Mobile Bay, which was a...